Merhaba, iyi günler. Transatlantik'i bu hafta Perşembe'ye aldık ve Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la birlikte yapıyoruz. Tam ekip halinde. Arkadaşlar merhaba. Gönül, hemen senle başlayayım. En önemli konulardan birisi Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, daha doğrusu Erdoğan'ın Batı ile ilişkileri. En son Merkel'le görüşme yaptı. New York'tan gitti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan. Ve sen de bu konuda çalıştığın kuruma bir makale yazdın, o da yayınlandı Middle East Institute'de. Orada tam olarak ne diyordun, bu neden önemli? Şimdi Amerika ile ilişkilerin gerilmesinin pozitif taraflarından bir tanesi şu oldu Ruşen. Türkiye aslında Avrupa'yı yeniden keşfetti. Tabii sadece Amerika ile ilişkilerin gerilmesi değil mesele. Malum ekonomide yaşanan sıkıntılar ve Avrupa'nın özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelerin Türkiye ekonomisinde ne kadar büyük bir rol oynadığını düşünelim. Yani Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Hollanda en büyük dış yatırımcı. Dolayısıyla geçmişte yaşanan o krizi şey yapmak için, hani yeni bir ilişkilerle ilgili bir sayfa açmak için Erdoğan çok büyük bir çaba sarf ediyor. Ve Amerika ile de işte yaşanan gerilimi, Halkbank'a olası cezayı vesaireyi ve gelecek ekstra yaptırımları eğer göz önünde bulundurursak Avrupa'ya, yüzünü Avrupa'ya dönmesi yani beklenen bir şeydi Erdoğan'ın. Onun yanında işte Çin'le ekonomik olarak ilişkileri artırma eğilimi var. Hani farklı işte Afrika'ya daha fazla yoğunlaşma eğilimi vesaire var. Fakat tabii en mantıklı olan Avrupa'nın ağırlığını düşündüğünüz ekonomisinde bu. Aynı zamanda tabii bir o diplomatik izolasyonu kırma çabası da var Erdoğan'ın ve bu nedenle de o bütünüyle geçmişte hani faşist dedi, Nazi artı dedi vesaire dedi, onların hepsini neredeyse dedi ki unutalım, yeni bir sayfa açalım ve hatta işte bir Alman gazetesine bir fikir yazısı yazdı. Orada da ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan bahsetti. Oraya gidip aynı zamanda iç siyasete de mesaj vermek anlamında, bakın işte biz yani Alman liderlerle ben ne kadar sıcak karşılandım, bir devlet töreni, askeri tören yapıldı, ben yemekle ağırlandım. Yani bu pozları verebilmek de iç siyaset açısından önemliydi Erdoğan. O nedenle Erdoğan için aslında başarılı bir ziyaret oldu. Ömer'e bir soralım, bunu tekrar konuşmaya devam edelim. Ömer, içimizde Avrupa'yı en iyi bilen sensin ve hatta geçen hafta da Avrupa'daydın. Bayağı bir okulda ders vermeye gitmiştin İtalya'ya. Almanya ziyaretinde de bir takım sorunlar yaşandı biliyorsun, basın toplantısında olsun. Birçok konuda farklı görüşler olduğu, bazı kişilerin Erdoğan'la görüşmediği vesaire gibi. Aslında küçük küçük krizleri de olan bir görüşmeydi. Bir açılım arayışı var. Avrupa'nın da Türkiye'yi dışlamama, tam anlamıyla koparmama niyeti var ama ortada hala çok ciddi görüş ayrılıkları var, değil mi? Kesinlikle çok ciddi görüş ayrılıkları var. Avrupa'dan izleyince bunu, Avrupa televizyonlarından, ben İtalya'daydım ama Avrupa'yı kapsayan kanallardan seyredince her şeyden önce şunu teslim etmek gerek. Bu ziyaret gerçekten gündem oluşturdu Avrupa'da. Yani Erdoğan'ın Avrupa'ya gitmesi, Almanya'ya gitmesi bütün kanallar tarafından saatlerce tartışma programlarına bile konu oldu. Almanya içinde de ciddi bir tartışma yarattı. Sağ ve sol arasında, popülist partilerle yeşiller arasında. Ve gördüğüm kadarıyla tabii kutuplaştırıcı ve toplu bir isim Erdoğan. Yani Avrupa'yı kutuplaştırıyor. Bir kesim diyor ki Türkiye ile istemesini burnumuzu tutarak ilişki kurmak zorundayız. Çünkü çıkarlarımız özellikle göçmenler konusunda örtüşüyor. Ve şu anda da Türkiye zayıf bir noktada için, Türkiye'den zayıf bir ekonomik durumda olduğu için Türkiye'den bazı tavizler alınabilir. Özellikle insan hakları konusunda gibi bir ümit dile getiriyordu sağ partiler. Yani Türkiye'yi angaje etmek isteyen partiler bile insan hakları meselesinin, düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğü gibi konuların farkında ve nitekim Merkel de bunları basın toplantısında dile getirdi. Türkiye ile sorunlarımız devam ediyor başlığı altında. Fakat stratejik çıkarlarımız var dedi. Stratejik bir ortaklık değil, stratejik çıkarlar nedeniyle bu ilişki önemli dedi. Bunun iki boyutu var. Bir tanesi Alman bankalarının Türkiye'de zarar etmek istememeleri.
ciddi borçlar var Alman bankalarına. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomik durum onları, Alman bankalarını, özel sektörünü ilgilendiriyor. İkincisi Alman siyasetini ilgilendiren göçmenler meselesinde Türkiye'nin eli güçlü hala. Özellikle İdlib konusunda Türk başarılı bir, hala başarılı gözüken bir angajmanla İdlib'de beklenen savaşı erteleyince bir bakıma bu Erdoğan'a biraz kırmızı halı serilmesine neden oldu. Fakat başladığım yerle bitireyim. Erdoğan kutuplaştırıcı bir isim. Avrupa'yı, Türkiye'yi olduğu gibi kutuplaştırıyor. Evet, Gönül, sana tekrar şeyi sormak istiyorum. Senin yazında da vurguladığın gibi Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sorunlar Ankara'yı tekrar Avrupa'ya yönlendirdi. Ancak şunu da biliyoruz ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini kopartabilecek bir ülke değil. Yani buna karşı bir de önümüzdeki hafta meşhur, en önemli, en güncel konu olan Rahip Brunson meselesi de var. Bu bağlamda baktığımız zaman Washington'la Ankara arasında bir yeniden yakınlaşma bekleyebilir miyiz? Ve Brunson hikayesinde burada bir tahliye konusunda sen bayağı bir beklenti içerisindesin bildiğim kadarıyla. Ne dersin? Yani aslında şöyle, başlangıçta ben şunu söylüyordum. Neden Brunson bir noktada bırakmak zorunda kalacak diyordum. Çünkü manevra alanı yoktu Türkiye'nin. Yani gündemde hangi konular var? S-400 var. S-400 konusunda taviz vermesi çok güç. Ki kaldı ki ben önemli bir kaynaktan duyduğum kadarıyla İdlib anlaşması yapılırken Rusya Türkiye'ye S-400 anlaşmasından vazgeçmeyeceksini dayatmış. Şimdi S-400 konusunda yapabileceği çok bir şey olmayabilir. Diğer konularda İran yaptırımları var malum, Halkbank var. Şimdi bunlar gerçekten Türkiye'nin çözebileceği meseleler değil. O nedenle ben şunu söylüyordum. Şimdi bu kadar ilişkiler gelmiş, gerilmişken, ekonomisi bu kadar kötü giderken ve Amerika'nın attığı her adım Türk ekonomisi bu kadar etkilerken en kolay hareket edebileceği alan Andrew Brunson'un bırakılması diyordum. Fakat ilginç bir şekilde mesela bu Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazı vardı. Diyordu ki bence Andrew Brunson bırakılacak çünkü New York'ta yatırımcılara çok pozitif mesajlar verdi. Çok ılımlıydı Erdoğan dedi. Katılıyorum, New York'taki konuşmasını dinlediğinizde hakikaten o hisse kapılabilirsiniz. Fakat Almanya'dan döndükten sonra yeniden sertleştirdi söylemini. Dolayısıyla ben şuna kanaat getirdim. Almanya'dan bir şekilde ekonomik olarak da istediğinin bir kısmını alabileceğine inanıyor Erdoğan. Kaldı ki Alman gazetelerinin söylediğine göre Alman hükümeti finansal yardıma da pozitif bakıyor. Türkiye'ye bir olası bir finansal yardıma. Dolayısıyla şimdi Merkel'le görüştükten sonra Erdoğan kendini elini daha Amerika karşısında güçlü hissediyor olabilir. O da bu da tabii Rahip Brunson için iyi bir haber değil. Şunu da unutmamak lazım. Yani dediğim gibi bu şu anda Halkbank meselesi çok çok önemli Türk ekonomisi için. Bu şekilde kendine bir Avrupa'da açılım yarattığı, alan yarattığı ve belki de ekonomik yardım taahhüdü aldığı bir ortamda Andrew Brunson'ı elinde poz olarak tutarak Halkbank konusunda taviz koparmaya çalışabilir Amerika'dan. O yüzden şu bugünkü konjonktürde hani Andrew Brunson'ın bırakılması çok olası olmayabilir. Evet. Ömer, Türkiye-Amerika ilişkilerinin bir başka yeni bir hali ortaya çıktı. Amerikan şirketi McKinsey, Türkiye'de, Türk ekonomisinde çok önemli bir sorumluluk üstlendi diyelim, danışmanlık yapacak. Bu konuda Türkiye'de çok farklı yorumlar yapıldı. Benim de baktığım kadarıyla Amerikan medyasında, mesela New York Times'ta McKinsey ile ilgili okuduğum birçok yazı var ve hepsi genellikle olumsuzluk, kötü deneyimler üzerine. Ne diyorsun? Nasıl bir şirket söz konusu bu? Nasıl bir fonksiyonu olacak? Ve tabii böyle bir şirkette kurulan bu ilişki, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın dile getirdiği o yerli ve milli söylemiyle çelişki oluşturuyor mu sence? Kesinlikle oluşturuyor ve bir çaresizliğin ürünü aslında McKinsey anlaşması. Bir çaresizliğin ürünü çünkü Türkiye normal şartlar altında IMF'le anlaşmaya gidebilirdi. Çok zorlandığı takdirde ki zorlanıyor. Fakat bunu yapmak Türkiye'nin prestijini, Erdoğan'ın prestijini, söylemini son derece sarsacak bir durum olurdu IMF'le anlaşmaya gitmek.
Dolayısıyla kozmik olarak bir çaresizlik içinde bütün anti-Amerikanizme rağmen ülkedeki bir Amerikan şirketi olan McKinsey ile bana göre göstermelik bir anlaşma içine giriyor Türkiye. Niye göstermelik? Çünkü McKinsey danışmanlık şirketleri devletlere normalde danışmanlık yapmıyorlar. Bu danışmanlık şirketleri diğer şirketlere, zor durumda olan şirketlere, özel sektöre danışmanlık servislerinde bulunuyorlar. Benim bildiğim kadarıyla McKinsey gibi bir danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti alan ve bu konuda düzlüğe çıkmış bir ülke yok. Ve McKinsey'nin Türkiye'ye dayatabileceği herhangi bir şey de yok. Normalde IMF'le anlaşınca dış piyasalara, dış sermayeye bir mesaj yolluyorsun. IMF çünkü çok ciddi bir kredi açıyor Türkiye'ye. O kredinin karşılığında da yapısal reformlar istiyor. Burada Türkiye belirli taahhütlerde bulunuyor şu anda. Bu taahhütleri kendi iç kamuoyuna açıklıyor. Şunları yapacağız diye. Mesela faizlerin artması söz konusu. Harcamaların kısılması söz konusu. Fakat bu taahhütleri yerine getirmediği takdirde yine başarısızlık söz konusu olacak ve Türkiye cezalandırılacak. Burada McKinsey'nin getireceği herhangi bir farklılık kozmetik olarak gösterme dışında hiçbir anlamı yok. Türkiye'ye yatırım yapacak yabancı yatırımcılar Türkiye McKinsey ile anlaştı dediklerinde kafaları karışıyor. Ne demek? Yani niye, nasıl anlaşıyor? McKinsey ne veriyor Türkiye'ye? Bu sadece biz taahhütlerimize sadık kalacağız mesajı. Fakat önemli olan şu anda Türkiye'deki ekonomik gidişatın enflasyon verilerinin dün de çok yüksek çıkmasıyla beraber kötüye gidiyor olması. Bu kötüye gidişat nedeniyle Türkiye elinde sonunda istemese de daha ciddi yapısal reformlara gitmek zorunda kalacak. Yani şu ankinden daha ciddi bir kemer sıkma politikasına izlemek zorunda kalacak. Ve bu nedenle de bana göre McKinsey dediğim gibi IMF'e bir alternatif olmayacak. Eğer işler kötü giderse Türkiye mecburen IMF'e gitmek zorunda kalacak. Evet, konuyu değiştirelim Gönül. Seninle biraz Suriye konuşalım. Ama Suriye konuşurken bir şey de sormak istiyorum. Geçen çok önemli bir haber vardı ama çok da fazla yankı bulmadı sanki. Bir Arap NATO'su diye bir olaydan bahsediliyor. Dışişleri Bakanlığı müsteşarının verdiği bir demeçten Amerikan, yani malum Körfez ülkeleri artı Mısır, Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte ve tabii ki bir yerinde İran hedef olarak İran olacağı yolunda. Bunlar böyle çok ciddi bir hazırlık mı? Tabii bunun hemen üzerine bir de Trump'ın o Suudi Arabistan'a yönelik bir haraç tehdidi çıktı. Çok acayip bir şey. İşte biz bıraksak anında iki haftada yıkılırsın, hadi bize para ver. Tam bir haraççı üslubuyla konuştu. Bu İran'a karşı oluşturulan bu cephe ya da oluşturulmak istenen cephe Suriye'yi ne yapmayı düşünüyor? Suriye'yi Esad'a mı bırakacak ya da artık hiç Suriye ile ilgili bir iddiaları kalmadı mı? Körfez ülkelerinin ya da Mısır'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi ondan önce bu Arap NATO'sunu, o iki farklı şey, çünkü bu Arap NATO'sundan bahsedilmiş. Ama bu Arap, hani bir ortak bir Arap ordusu kurma fikri bir fikir değil. Bir türlü hayata geçirilemedi ve sebebi malum, yani Arap ülkeleri kendi içlerinde o kadar bölünmüş durumda ki, hatta malum yani Körfez ülkeleri bile şu anda önemli bir Körfez ülkesi, hani Katar'a bir abluka söz konusu. Dolayısıyla bu bir şey kuralım, Arap ordusu kuralım, kendi meselelerini kendileri halletsinler fikri yeni olmamakla birlikte hayata geçirilmesinin önünde çok ciddi engeller var. Hep vardı, bugün bölgenin bu kadar bölünmüş olduğu bir dönemde, yani mesele sadece işte Suriye meselesi değil, Katar meselesi değil, İsrail konusunda bile bölge bölünmüş. Yani Suudi Arabistan, işte bazı ülkeler İsrail'in tanımal taraftarı, diğerleri bunun bütünüyle karşısında. Dolayısıyla çok 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 bölgenin önünde sorunlar var. Bu gerçekleşmesi çok güç bir şey. Şimdi Suriye meselesine gelince, Suriye konusunda Esad rejimi konusunda nerede? Birleşmiş Milletler'in bu yakın zamanda olan toplantısı sırasında bir kare gördük.
Neydi o? İşte Bahreyn Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı ile çok sıcak görüntüler verdi. Sarıldılar, el sıkıştılar, öpüştüler ve bu aslında şeyi göstermesi açısından önemliydi. Bu ilk kez oluyor. Yani bu kadar yakın bir resim vermek ilk kez oluyor. Esad rejimi ve özellikle Körfez ki Bahreyn gerçekten o Esad karşıtı şeyin başında gelen ülkelerden, Körfez ülkelerinden bir tanesi. Böyle bir resmin verilmesi tabii kafalarda şöyle soruları ortaya çıkıyor. Acaba Arap ülkeleri artık Esad'lı bir Suriye'ye mi hazırlanıyor? Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum ve bu aslında yeni bir şey de değil. Arap ülkeleri, yani mesela hani Arap ülkelerine baktığınızda tek tek Ürdün, ki Ürdün aslında hiçbir zaman diplomatik olarak bütünüyle Esad rejimiyle ilişkilerini kesmedi ve yakın zamanda da bir ticaret heyeti gönderdi. Mısır, Esad rejiminin düşmesinin kendisi için çok önemli güvenlik problemleri çıkaracağını düşünüyor. O yüzden Esad rejiminde bir normalleşme istiyor. İşte diğer, mesela Körfez ülkelerinden Umman, o çok kuvvetli ilişkileri var Esad rejimiyle. Ve Esad karşıtı cepheyi silahlandıran, ona destek veren diğer Körfez ülkeleri, Katar gibi, Suudi Arabistan gibi, bunlar da uzun zamandır zaten bu desteklerini çok ciddi oranda azaltmış durumdalar. Dolayısıyla bence Arap dünyasında artık şöyle bir anlayış var, sadece Arap dünyasında da değil, tabii ki Türkiye'de bunların başında geliyor. Esad gitmeyecek. Yani artık hani Esad bir anlamda savaşı kazandı Suriye'de ve bundan sonra oturup bundan bu konjonktürde ne yapabiliriz konuşmak gerekiyor. Böyle bir tartışma var bence. Ve Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın söylediği önemli bir şey vardı. Bu ona sorulduğunda nasıl bu kadar sıcak bir resim verebildiniz Suriye Dışişleri Bakanı'yla diye bir soru yöneltildiğinde dedi ki birincisi Esad rejimi Suriye'nin yani Suriye hükümeti ve biz hükümetlerle çalışmak zorundayız. Hükümetleri devirmeye çalışan gruplarla çalışamayız dedi. Bu çok önemli bir şeydi söylediği. İkinci olarak da şunu söyledi. Suriye'yi diğer bölgelere, diğer aktörlere ve uluslararası ve bölgesel aktörlere bırakamayız. Biz oradaki Arap rolünü, Suriye meselesindeki Arap rolünü artırmak zorundayız dedi. Yani şu da var aslında bir faktör olarak. İşte Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın Astana süreciyle vesaireyle İdlib anlaşmasıyla bu kadar önemli bir rol oynamasından da çok rahatsız Arap ülkeleri. Özellikle Körfez ülkeleri. Ve artık şöyle bir anlayışa varmış durumdalar. Belki de eğer İran'ın Suriye'deki rolünü biz kısıtlamak istiyorsak belki de Esad'ı angaje etmek zorundayız. Çünkü diğer türlü Esad'ı bütünüyle izole ettiğimizde bütünüyle onu İran'ın kucağına itmiş oluyoruz. Kaldı ki askeri olarak da Esad artık ülkenin büyük bir bölümünü kontrol altına almış durumda. Böyle bir anlayış var. O yüzden o gördüğümüz Birleşmiş Milletler'de gördüğümüz o kare bu anlayışı ifade ediyor. Ve artık Esad'lı bir Suriye konusunda Esad'a en önemli şeyi göstermiş, yani baş kaldırmış ülkelerin dahi artık Esad'lı bir Suriye konusunda benzer noktalara geldiğini gösteriyor. Ömer, geçen hafta sen yokken Gönül Leva'ya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek mahkeme krizini konuştuk. Sen de tabii takip etmişsindir ve şu anda FBI soruşturması var ve önümüzdeki günlerde bu iş netleşecek. Ne bekliyorsun? Trump kayıp mı edecek yoksa ısrar mı edecek? Adayı bütün o iddialara rağmen, tanıklıklara rağmen yüksek mahkemeye seçilebilecek mi? Şimdi bu aday meselesi gerçekten Amerika'daki siyaseti, ben 20 yıldır bu ülkedeyim, inanılmaz derecede kalitesiz bir yere getirdi. Senato konfirmasyon sürecinde bu Anayasa Mahkemesi'nin üyeliğine oraya atanması gereken Brett Kavanaugh öyle bir konuşma yaptı ki Senato grubuna. Ben hayatımda böyle bir yargıcın, böyle bir hukukçunun, hakimin bu kadar partizan bir şekilde sonu suçlayarak, Clinton'ları suçlayarak kendisine karşı bir komplodan bahsettiğini duymadım. Ve bu Amerika'yı orta ciddi şekilde kutuplaştırıyor ve bölüyor. Ve kalitesiz bir şekilde bölüyor. Dün kişisel tacize uğrayan kadınla dalga geçercesine ona niye inanalım dedi. Ülkede ciddi bir kırılma var. Ve siyasette
bir kalitesizlik var. FBI işin içine girdi. Fakat kaybeden burada Anayasa Mahkemesi oluyor. Yani Amerika'nın imajı bütün dünyada, ben Avrupa'dan seyrettim bu meseleyi. Bütün dünyada Amerika'nın imajı Trump nedeniyle yerlerde sürüp bu ülkedeki hukuk düzeni, bu ülkedeki şekilde insan hakları meselesi, kurumlara olan güven gittikçe zayıflıyor. Bu Amerika'nın dış politikasını da etkiliyor. Çünkü istediği kadar Amerikan kurumları çalışıyor gözüksün. Burası bir başkanlık sistemi. Ve başkan Trump oldukça, bu şekilde politikalar izledikçe, bu adaylar arkasında durdukça ve bu adaylar normalde Anayasa Mahkemesi'ni siyasetin üstünde tutması gereken bu değer bir şekilde Cumhuriyetçiler tarafından desteklenip Anayasa Mahkemesi'ne seçilirse Anayasa Mahkemesi'nin prestiji de etkilenecek. Trump bunu bütün siyasi hale getirdi. Niye? Çünkü önümüzdeki ay Amerika'da ara seçimler var. Ve bu ara seçimleri muhtemelen demokratlar kazanacak. Bu demokratlara karşı Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanını harekete geçirmeye çalışıyor. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin tabanı da Kürtaj meselesinde, muhafazakar, özellikle dindar taban, Kürtaj meselesinde Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri etkilemeye çalışıyor. Ve bu yaşadığımız rezalet diyeyim Amerika'da, gerçekten rezil bir durumdaydı o senatodaki görüntüler. Başıma o komplo teorileri. Bir bakıma Trump'ın istediği şekilde partinin tabanını oy vermeye itme yönünde bir stratejinin ürünü. Bakalım başarılı olacak mı? Ben çok başarılı olacağına inanmıyorum. Demokratlar muhtemelen ara seçimleri kazanıp hem senatoda hem Temsilciler Meclisi'nde güçlü bir göreve gelirler, güçlü bir yere gelirlerse bu sefer Trump hakkında Rusya üzerinden giden Müller'in soruşturması daha ciddi görevden alınma noktasına getirebilir. Bir de şununla bitireyim Ruş. New York Times gazetesi dün Trump'ın servetini nasıl kazandığıyla ilgili ciddi bir araştırmacı gazetecilik başarısı göstererek Trump'ın veraset vergisi ve babasından kalan paralar sayesinde bu imparatorluğu kurduğunu kanıtladı. Ve ortada çok ciddi vergi usulsüzlükleri, kanunsuzluklar var. Bu da şu anda IRS'in, yani vergi toplamaktan sorumlu kurumun, Trump'ın nasıl bu veraset vergilerinin arasından geçtiğini, nasıl hukuksuzluklarla bu paraları babasından aldığını ve bir bakıma bu paraların geldiğini araştıracak. Bu da Trump'ın önümüzdeki haftalarda tam seçimlerden önce başını ağrıtacak bir durum. O nedenle Trump muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'nin tabanını kendisine karşı bir komplo ile harekete geçirmeye çalışacak. Evet, burada bu hafta noktalayalım. Haftaya meşhur Rahip Brunson davası ama bizim yayından sonra olacak. Onu herhalde konuşuruz ama şimdiden eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa haftaya biraz Irak konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Irak'ta yeni yönetim şekillendi. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan şekillendi ve önümüzdeki hafta daha da netleşmiş olur. Biraz Irak'ı konuşalım. Uzun zamandır ihmal ettik ama orada konuşacak çok şey birikti ve anladığım kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanı Washington'da çok bilinen bir isim. Evet. Bahram Salih. Bir şekilde tanışmış da olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdiden öyle bir Irak sözleşmesi yapalım. Tabii olağanüstü bir takım gelişmeler olursa iptal etmek durumunda kalabiliriz. Ama Rahip Brunson'a ek olarak Irak'ı da konuşmak için sözleşelim. Evet, çok teşekkürler Ömer ve Gönül. Haftaya tekrar buluşmak üzere Transatlantik'te. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.